Evet, merhabalar. Sesim geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz? Tamam, güzel. Görüntü de var herhalde. Sınavları bitirdiniz. Biraz önce sınavlarınıza onay verdim. Hiç fena değil. Güzel ama şunu da söylemek isterim ki hani daha hiçbir konuya geçemedik. Basit eğilmeyi bir de geçemeden sınav olduk. Finalde biraz daha hani gayret gösterirseniz gene aynı başarıyı elde edeceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi ben vize haftasında tabii ki ders yapmak durumunda kaldım. Umarım o dersleri dinlemişsinizdir. Çünkü devam niteliğinde olacak. İşin mantığını oralarda biraz anlatmış olduk dolayısıyla. O yüzden öncelikle o videoları da dinlerseniz, şimdiki anlattığım dersle bütünleşerek hani daha kavramlar yerlerine oturacaktır diye düşünüyorum. Öncesinde sizin sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Herhalde yok. O zaman ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle çok kısa bir özet yapayım. Ne yapıyorduk aslında biz? Bizim beton üzerindeki gerçek gerilme dağılışımız bu şekildeydi. Parabolik bir dağılım vardı. Ve bu parabolik dağılımı yani bileşkenin yeri ve büyüklüğü değişmeyecek şekilde aynı değerleri elde ettiğim daha kolay hesap yapabileceğim bir formata dönüştürebiliyordum. Ne yapıyorduk? Dikdörtgen prizma şekline dönüştürebiliyorduk mesela. Bu parabolden elde ettiğim değerlerle buradaki dikdörtgenden elde ettiğim değerler aynı olması gerekiyor. Bunun için de dediğimiz gibi bileşkenin yeri ve büyüklüğü kesinlikle değişmeyecek şekilde bir dönüşüm sağlamam gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de TS500'de bize tanımlanan K1, K2 ve K3 katsayıları vardı. Hatırlarsanız K3 katsayısı gerilmeyi dönüştürmeye dönük bir katsayıydı. Yani buradaki değerim FC iken paraboldeki 0,85 FCD değerini kullanıyordum. İşte tarafsız eksenin derinliği, burası tam tarafsız eksenin geçtiği noktaydı. Aslında gerilmenin bitiş noktası. Ve ben tarafsız eksenden beton basınç bloğunun en dışına kadar olan mesafeye x diyordum. Bu tarafsız eksen derinliğindeki x gerilme dağılımından ben ne yapıyordum? Hani bileşkenin yerini ve büyüklüğünü değiştirmeyeceğim ya, aynı çıkacak şu 2 FC dediğim şey. O zaman diyordum ki x'i biraz küçülteyim ve A formatına sokayım. Onu da nasıl yapıyordum? K1 katsayısını kullanarak. Buradaki K3 dediğimiz gerilmeye çarptığımız 0,85 katsayısı her zaman sabit. Beton sınıfınız ne olursa olsun hiçbir zaman değişmiyordu. Ama K1 katsayısı beton sınıfına bağlı bir katsayıydı. C25 ve daha küçük C25, C20, C16 gibi beton sınıfları için 0,85 iken kural neydi? Her 5 megapaskal beton dayanımı arttığı zaman K1 katsayısı %3 azalıyordu. C25'te 0,85 ise C30 olduğu zaman %3 azalttığında 0,82. 35 olduğunda 0,79 gibi devam eden bir katsayıydı ve buna dikkat etmem gerekiyor mutlaka. Ne zaman K1x ile arasındaki bağıntıyı, A ve x arasındaki bağıntıyı kullanmam gerektiği zamanlarda bu benim çok işime yarayacak. K2 katsayısı ise işte bu dikdörtgen formatına dönüştürdüğüm için aslında bence çok da gerekli değil. Neden? Dikdörtgende tam ortada olacağı için ağırlık merkezi. Ne diyeceğim ben? A eşittir K1x ise tüm yükseklik A ise A bölü 2'de bunun ağırlık merkezi bileşkesi oluşacaktır diyebilirim. Biz bundan sonraki hesaplarımızda ne yapacaktık? Burada 3 boyutlu böyle bir gerilme olduğunu parabolik biliyorum. Bunu 2 boyuta indirgediğim zaman bakın böyle bir dağılım. Artık hep bunu göstereceğiz ama bunu gördüğümüz zaman neyi anlayacağız? Buradaki 3 boyutlu gerilmenin aslında orada mevcut olduğunu anlayacağız. Sonra
Bunu dikdörtgen formata dönüştürdüğümde de yine 3 boyutlu bir gerilme var. Ama bundan sonraki hesaplarımda ben artık hep şu kısımdaki dönüştürülmüş ve yan yüzeyinden. Buradaki gördüğüm yüzey neresiydi? Şurada oku, görüyorsunuz umarım. Şuradaki bölüm. Ben şuradan şeyi açarsam, evet. Benim gördüğüm yüzey şuradaki yüzeydi. Çizdiğim buradaki. O zaman bunun devamında ne var aslında? Bir de böyle B omega genişliğinde devam eden üçüncü boyut olduğunu anlayacağım. Bu benim için çok önemli. Neden? Bir değişkeyi bulacağım zaman buradaki gerilmenin büyüklüğünü nasıl bulacağım? 0.85 FCD gerilme çarpı, burası A demiştim. K1X. Hani bazen C bazen X geçecek demiştik buna da hatırlarsanız. Biz notasyonlarımızda hep X kullanacağız. Ama bazı noktalarda C'yi gördüğünüz zaman siz bunun X olduğunu anlayacaktınız. 0.85 FCD çarpı A dersem ne bulurum? Ben bunun alanını bulurum. Ama aslında benim kullanmak istediğim şey bunun alanı değil ki. Bileşkeyi bulmadım. Bileşkeyi bulabilmek için ne yapmam lazım? Üçüncü boyutla da, yani B omega ile de çarpmam lazım. Buradaki 0.85 FCD neye karşılık geliyor? K3FC'ye. Bakın şuradaki. Buna karşılık geliyor. B omega kesitin gövde genişliği. Ve K1 çarpı X. Yani C, yani X dediğim şey de A'ya karşılık geliyor. Basınç bloğunun yüksekliği. Hacim buluyorum yani. Evet, bunları hatırladıktan sonra artık bir de denge denklemlerini hatırlatayım. Sonra da yeni konuma geçeyim. Bunu bu şekilde gösterecektik. 0.85 FC'de gerilmenin büyüklüğü, A dediğim basınç bloğunun derinliği, K1X dönüştürdüğüm için. Aslında gerçekteki parabol dağılım nereye kadar? Bu X'e kadar. Yani tam basınçla çekme arasındaki o nötr bölgeye kadar dağılımı var. Ama ben hani farklı bir formata dönüştürdüğüm için buradaki X'deki basınç gerilmesi büyüklüğüm A'ya dönüşmüş oldu. Denklemi nasıl yazarım? 0.85 FCD çarpı B omega genişliği, değil mi? Kesit genişliğinde derinliği var çünkü. Çarpı A dediğim zaman buradaki dikdörtgen prizmanın hacmini bulmuş oluyorum. FC'yi nasıl yazıyordum? FC'yi sünek kesit mi, gevrek kesit mi, dengeli kesit mi? Bunlardan uzun uzun geçen derste anlattım. Hangisinde mesela 60'sa, sünekse, çok önce donatı 60 demekti. FY'de kullanacaksınız. Bakın bu kavramlar çok önemli. O yüzden lütfen o konuları es geçmeyin. Gevrek bir kesitse işte gerilme hesaplıyordunuz. Çünkü donatı henüz akmamıştı. Nasıl hesaplanacağını anlattım. Dengeli bir kesitse, dengenin anlamı neydi? Beton ezilmesiyle çekme bölgesindeki donatının akmasının eş zamanlı olması. İkisinin de eş zamanlı olarak gerçekleşmesi. O zaman donatı aktı demektir. Epsilon S, epsilon S'ye eşit demektir. Bunları nerede kullanacağım ben? Niye işime yarıyor? Aktı mı, akmadı mı vesaire? Kesitin ne olduğu? Fs kuvveti nasıl bulurum? Eksenel yüklü çubukları düşünün. Sigma eşittir N bölü A. Yani gerilme ile alanı çarptığım zaman kuvveti bulurum. O zaman gerilmeyi ne alacağım burada? Akma gerilmesini mi alacağım, yoksa akmadığı andaki gerilmeyi mi hesap edeceğim? Onun için önemli benim. Eğer akmışsa, sünek bir kestiniz varsa bunu ne olarak kullanabilirim? AS çarpı FYD. Ama akmamışsa artık buraya FYD yazamazsınız. Gerilmeyi hesaplayacaksınız. Onları da nasıl yapmanız gerektiği bir önceki derslerde var. İkinci hesaplayacağım. FC'nin büyüklüğünü buldum diyelim. AS'yi de buldum. Yapacağım şey ne? Denge denklemi. Bunları çok fazla kullanacağız demiştik. FC çarpı FC ile FC arasındaki kuvvet kolun mesafesiyle çarpıp moment alacağım. Kuvvet çiftiydi bunlar hatırlarsanız. FC çarpı Z, yani iki kuvvet arasındaki mesafeye Z mesafesi diyordu. Ya da FC çarpı Z demiştim buna. Okların yönü çok önemliydi benim için. Onu da hatırlatalım. İşte betonun kesite doğru giden, bakın ne oluyor? Kesite basınç yapıyor. Kesite baskı yapıyor. Ben de bu yüzeyden baktığım için basınç kuvvetlerini bu tarafa doğru, kesite doğru çiziyorum. Alttaki donatılar çekme ile zorlanıyor. Nereden anladım bunları da?
Hani şuradaki kirişlerimiz gibi. Mesela onlara gidebilirsek. Mesela buradaki kirişi düşünün. Ne oldu? Üst lift basınçla zorlandı. Alt lift ise çekmeyle zorlandı. Tamamen kirişin sisteminize ve yüklemenize bağlı bir şey. Nereden anlayacağım bunu? Moment diyagramına bakacağım. Bunun moment diyagramı ne olur? Aşağıya indi. P çarpı şu mesafeyi A dersem mesela. Pozitif bir momentle zorladı, değil mi? Pozitif moment ne demekti? Altta çekme yapması demekti. Yani üstte basınç gerilmeleri var. Hemen bu anladığım şekilde geliyorum. Evet, burada işte çekme gerilmelerim var. Alt tarafta donatılar çekmeye çalışıyor. Kesitten uzaklaşmaya çalışıyor. Bakın asılmaya çalışıyor donatılar. Burada da basınç baskı yapıyor betona. Yani okların yönüne çok dikkat edeceğim o yüzden. Peki momenti nasıl yazabilirim? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Benim şuradaki şuradaki mesafem h'tı. Bakın şuradaki kesit üzerinde göstermişiz. Paspayı dediğim şey neydi? Boyuna donatının dan dışına olan mesafeye paspayı diyordum. Etkili derinlik demiştik buna da. Nasıl buluyordum? H'tan D üssü çıkartarak buluyordum. Etkili derinlik ifadesini. Burada neresi o D dediğim şey? Şuradan şuraya olan mesafe, değil mi? Bu tam ortadan etki ediyordu. A bölü 2 o zaman. A'ydı toplam yüksekliği. İki kuvvet arasındaki Z dediğim mesafe ne olur? D eksi A bölü 2 olmuş olur. Yani ben momenti nasıl yazabilirim? Fc çarpı z ya da Fs çarpı z şeklinde yazabilirim. Buradaki sisteme göre bu şekilde elde edebilirim. Evet, burada dengeli kırılma için denge denklemleri, sünek kırılma için denge denklemleri ve gevrek kırılma için denge denklemlerinden bahsetmiştik. Şimdi kiriş elemanlarla taşıyıcı sistem elemanlarının en önemlileri biliyorsunuz kolonlar, kirişler, betonarme binalardaki. Şimdi kirişle kolonu ayırt eden şey ne acaba? İkisinin tasarım olarak farklılığı ne? Biz neyle başladık betonarme hesaplarını ilk anlatırken, ilk haftalarda anlattığımız konu neydi? Kolonlarda sadece eksenel yük bulunması durumu, bakın. Başka hiçbir şey anlamamıştık. Aslında dedik ki o konuyu anlatırken de aslında kolonlarda hiçbir zaman tek başına bir eksenel yük bulunmaz. Eksenel yükün yanında mutlaka bir moment ve kesme kuvveti de vardır. Ama biz dedik ki bu konuyu anlayabilmek adına önce eksenel yükten başlayacağız. Yani elemanın üzerinde sadece eksenel yük varsa nasıl tasarımı yapılır? Eksenel yük kapasitesi nasıl bulunur? Bunları zaten gördük. Bunların hesaplarını biliyorsunuz. Şimdi neye geldik? Basit eğilme dediğim şey ise elemanın üzerinde sadece moment kesit tesiri varsa. Yani sadece momentle zorlanıyorsa. Bu aslında neyi gösteriyor bana? Daha çok benim kirişleri aklıma getiriyor. Yani kiriş tasarımlarında bu durumu daha çok görüyorum. Bundan sonraki, bir sonraki adımdaki konumuz ise normal kuvvetin ve momentin birlikte etkilediği sistemler, işte asıl kolonlar, bunlara bileşik eğilme diyeceğiz. İkisinin bir arada etkilemesi durumu bileşik eğilme. Bakın bu basit eğilme, sadece moment olması, hem normal kuvvet hem de moment olması ise bileşik eğilme olarak adlandırılacak. Basit eğilme etkisindeki elemanlar aslında kirişleri temsil ediyor. Bileşik eğilme etkisindeki elemanlar ise kolonları temsil ediyor. İkisi arasındaki en büyük farklılık ne? Eksenel yük düzeyi. Kolonlarda büyük eksenel yüklere maruz kalıyor. Neden? Döşemelerden aldığı yükleri, değil mi? Nereye aktaracak? Kolonlara eksenel yük olarak aktaracağız. Ve en alt kata kadar kolondan kolona aktarıla aktarıla temele kadar gidecek. Bunu düşündüğünüz zaman en alt kat kolonu en üst kat kolonundan başlayarak en alt kata kadar olan bütün o kolonların yüklerini taşımak zorunda. Yani büyük bir eksenel yüklere ulaşabiliyor. Ve TS500'deki sınırlandırması da şu. Diyor ki eğer elemanınızın üzerindeki eksenel yükünüz eğer burada verilen sınırın altındaysa siz bunu kiriş tasarımı gibi yapabilirsiniz. Yani çok düşük bir eksenel yük var, neredeyse sıfıra yakın. Bu nedenle de siz
burada kolon tasarımı değil de kiriş tasarımı gibi elemanlarınızı boyutlandırabilirsiniz diyor. O zaman ben kiriş mi kolon mu nasıl anlayacağım? Üzerindeki eksenen yük seviyesine bakmam lazım. Burada bir kirişin detayı var. Yönetmelikte verilmiş. Bakın formüldeki ifadeler herhalde açıktır ama gene de söyleyeyim. AC kolon kesit alanını söylüyor. İşte B çarpı özür dilerim kolon diyorum. Kiriş kesit alanını söylüyor. B çarpı H. FCK'yı zaten biliyorsunuz artık. Neydi? Bir hatırlatalım. Betonun karakteristik basınç dayanımıydı. ND dediğimde D neyi tanımlıyordu? D harfini gördüğüm zaman bunun tasarım değeri olduğunu anlıyordum. Yani tasarım eksenel yükü. Nasıl bulmuşum? Tasarım dediğimde ne gelecek aklıma? Hemen o ilk başlarda anlattığımız yük kombinasyonları gelecek. 1.4G artı 1.6Q, G artı Q artı E ya da 0.9G artı E. Bu yük kombinasyonlarından uygun olanı seçilmiş. Ben buradan onu anlıyorum. Ve bu kolon elemanın en fazla bu kadar bir eksenel yükle zorlanabileceğini ben tahmin ediyorum. Bakın hangi parametrelerle, ifadelerle ne anlatmaya çalıştığım çok çok önemli. Bunları burada kafamıza yerleştireceğiz ki ileride başka ifadeler çıktığı zaman kavramlar yerlerine otursun ve kavram kargaşası ortaya çıkmasın. İleride kapasitelerden bahsedeceğiz mesela, o çok ayrı bir şey. Buradaki bahsettiğimiz şey ne? Tasarım değeri. Tasarım değerinde neyi söylüyorum ben? Elemanın üzerine gelebilecek en büyük değerleri tahmin etmeye çalışıyorum. Nasıl tahmin ediyorum? Aslında bu konuyu da gördük. Gidiyorum kombinasyonları, yük çözümlemeleri yapıyorum. Kombinasyonları oluşturuyorum ve oradan seçiyorum. Şartnamenin bana söylediğine göre belirliyorum. Şimdi şuradaki şekle bakalım. Burada ne diyor? Rho diyor değil mi? Rho'nun anlamı neydi aslında? Rho pursantaj ya da donatı oranı demekti. AS bölü AC diye ifade ediliyor. Yani ne demek bu? Kesitteki donatı alanını betonun alanına bölüyorum. İşte bu 0.01 gibi bu mertebelerde çok küçük olan şeyler olması lazım. Bazen arkadaşlar karıştırarak şöyle yazabiliyorlar. AC bölü AS. Şimdi bir düşünelim. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yazsam mertebe olarak kaç çıkmasını beklerim? Şimdi donatının alanını betonun alanından böleceğim. Betonun alanını donatının alanından böleceğim. Bakın burada pursantaj oranları veriliyor. Şey %1, %2 vesaire gibi değişiyor. Şimdi bir kesit düşünün. Ha şurada var zaten. Şurada bir kesit düşünün. İçindeki donatının alanıyla, yani boyuna donatılan şunların alanıyla betonun alanını kıyaslarsam ne kadar? Yani donatının alanı beton alanının yanında çok çok küçük değil mi? O zaman hemen buradan işte 1000 gibi 5000 gibi bir rakam çıkacak. Pursantaj böyle bir şey olamaz diye hemen uyanmamız gerekiyor. Pursantaj dediğim şey ne? Donatı alanını betonun alanına oranladığım ifade. Eğer ben bunu nerede kullanıyorsam, hani geçen derste de söylemiştim, dengeli durum hesabı yapmak istiyorsanız ne geliyordu? Balanstan geliyordu ifade. B notasyonu geliyordu. Ne yapmam lazım? Dengeli durumdaki donatın alanını betonun alanına bölmem lazım. Eğer ben maksimum için bir donat oranı bulmak istiyorsam ne yapmalıyım? Maksimum donatı alanını betonun kesit alanına bölmem lazım. Ya da işte ne arıyorsanız, çekme bölgesindeki donatı alanını arıyorsam çekme bölgesindeki donatı alanını beton alanına bölmem lazım. Buradaki ifadeler ne acaba? Rho1, Rho2, Rho3'lü falan bir sürü şey söylemiş. Bakın hemen kendisi ifade ediyor. Diyor ki Rho1 dediği şey, eğer siz mesnet bölgesinde üst donatı hesabı yapıyorsanız buradaki donatı oranıma diyor ben Rho1 diyorum. Yani bunun anlamı ne? Buradaki donatının alanını AS1'i kullanarak AC'ye bölersen sen buradaki donatı oranını bulursun demek. Mesnette genelde mesela bu kirişi moment diyagramı nasıl oluşuyor? Çok büyük oranda şöyle bir moment diyagramı oluşuyor değil mi? Açıklıkta pozitif, mesnete geldiğim zaman negatif momentler var. Bunun elastik eğrisi çok abartarak çizdim. Yani aşırı abarttım ama. Ne demek? Artı açıklık. Hani kirişin ortasına açıklık diyordu. Artı demek ne demek?
altta çekme oluşmuş. Yani bakın buralarda donatı gerekiyor. Hasarlar buralar. Basınç buralarda. Eğer ben böyle bir kirişin açıklık hesabını yapıyorsam bakın. Biraz hani kavramları da daha böyle yerli yerine oturtalım. Kesti buraya çizdiğim zaman. Ne diyeceğim bu açıklık bölgesi için? Çekme neredeydi? Pozitif momentte alttaydı. Hemen çekme donatılarını aşağıya yerleştirdim. Basınç bölgesi nerede? Basınç bölgesi üstte. Hemen geldim. Basınç bloğunda bu şekilde gösteriyordu. Ne yapacağım? Geldim. İşte burada 0.85 FCD ve A dediğim büyüklükler. Bir FC kuvveti hesap edeceğim burada. Daha sonra alt tarafa geldiğim zaman donatıda da çekme kuvveti olacak. Burada da FC diyeceğim. AS çarpı FYD ya da artık neyse. Bu şekilde hesaplarımı yapabilirim artık. Nasıl yapılacağını da denklemleri oluşturmuştuk. Gene bugün de tekrar edeceğiz. Altta çekme var. O zaman bakalım. Şimdi buradaki donatı oranını buraya atmam gereken bir AS donatısı var ya. Bu donatı oranıyla ilgili yönetmelik ve şartnamelerde bazı sınırlamalar söyleniyor. Bakalım burada. Buradaki donatı neresi? Nereye baktım ben şu açıklıkta? Kirişin ortasında ve alta baktım. Bakın Rho 2. Burada hesap ettiğim donatıyı Rho 2 ile verilen koşullarla kıyaslayacağım demektir. Hemen tabloya bakıyorum. Bakın yeşille çizilmiş. Gördünüz mü? Şurada Rho 2 donatısının ne diyor bana? Minimum en az 0.8 FCTD bölü FYD oranıyla donatı atacaksın diyor. Minimum donat oranın bu. Şimdi ben baktığım zaman FCTD'yi biliyorum. Betonun tasarım çekme dayanımı. FYD zaten donatının tasarım akma dayanımı. Bunların ikisini hesaplamayı biliyorum. Donatı oranım en az bakın o kadar olacakmış. Ben AS buldum. Rho'yu nasıl hesap edeceğim? Ya da Rho'dan AS'ye nasıl geçeceğim? Şimdi AS ile Rho'yu kıyaslayamam değil mi? Ben bugüne kadar şimdiye kadar size anlattığım hesaplarda hep AS bulduk. Onun denklemlerini yazdık. O zaman ben ne yapacağım? Ya buradan geleceğim bir Rho'ya geçeceğim. Nasıl yapabilirim onu? Hani biraz önce dediğimiz gibi AS bölü AC diye. Buradaki Rho ile şartnamede verilen minimum 0.8 FCTD F bölü FYD olarak verilen minimum oranla kıyaslayacağım. Sağladı mı sağlamadı mı? Sağlamazsa o zaman diyor ki yani ben sana minimum bir sınır söylüyorum. Neden söylüyordu bu minimum sınırı? Ola ki hesaplarda dikkate alamadığın bir parametre olur ve dikkate almadığın bir çekme gerilmesi ortaya çıkabilir. O zaman sen bunu ne yapacaksın? Minimum bir sınırda tutayım ki ben o çekme gerilmelerini de karşılayabilesin. Niye? Çünkü karşılayacak donatıyı atmazsan o zaman beton donatıya yardım etmek zorunda kalır. Betonu da çekmeyi de zorlamış oluruz. Beton da bu yükü taşıyamayacak. Donatı da taşıyamayacaksa ne olacak? Hasarın oluşacağı zaten ortada olan bir şey. Ya da ne yapabilirim? Yani alandan pürsantaja geçebileceğim gibi Rho minimumu biliyorum ya hemen şuraya yazayım izninizle. Rho eşittir AS bölü AC. Şu en üstte yazmışım. AS'yi nasıl bulabilirim? Yani Rho'yu biliyorum. Özür dilerim. Bu hatalı dediğim ifade. Şuraya yazmışız. Çok özür dilerim. Rho eşittir AS bölü AC. AS'yi nasıl bulabilirim? Rho ve AC'yi birbiriyle çarpmam lazım. Yani minimum AS ne demek? Minimum AS denklemi nasıl yazabilirim? Buradaki Rho yerine minimum yazarsanız, Rho minimum çarpı AC yazarsanız zaten bakın şeyi bulmuş oldunuz. AS mini bulmuş oldunuz. O zaman buradaki AS dediğim şey en az bu kadar olacak. Bu kıyası yapmam lazım. Ben sadece bakın açıklık için ve alttaki donatı için olanı söyledim. Diğer parametrelere de siz buradan bakabilirsiniz. Mesela bakın maksimum sınır da var. Minimum sınırla bitmiyor. Maksimum sınır ne? Rho 1 dediği zaman nereye bakacağım ben? Bakın Rho 1 nerede yazıyordu? Mesnetin üstü için söylüyor. Bunu anlayacağım. Maksimum Rho 2. Maksimum Rho 2 hemen açıklığın altı için söylüyor gibi. Çekme bölgesi için yani. Yeşille çizdiğim bölümdeki maksimum oranlarda ne diyor? TS500'deki verdiği kural 0.85 Rho B. Rho B ne demekti? Dengeli durumdaki donat alanı. Hani ASB diye denklemlerini çıkarmıştık ya. ASB bölü AC derseniz Rho B'yi elde edersiniz. Rho Max'ı söylüyor size bakın.
ve %2'den daha küçük olacak. E peki deprem yönetmeliği ne diyor? Sadece %2 diyor. İkisini de değerlendirip kritik olana bakmam lazım. Hem deprem yönetmeliğine bakıyorum hem TS500. İkisini de sağlamak zorundayım. O zaman zaten burada da %2 var. O zaman benim TS500'deki koşullara bakmam yeterli gibi düşünebilirim. Peki sarıyla gösterdiğim ne? Üssü. Bakın Rho1 üssü. Rho1 üssüden kastım ne? Basınç donatısı olduğunu, çekme ve basınç donatılarını ayırt etmek için ben ne yaptım? Üssü ifadesini kullanacağım bundan sonra. Rho1 dediğim neydi? Mesnetin üst. Şuradan hemen işaretçiyi alalım. Bu anlaşılsın çünkü. Bunu kendinizi değerlendirebilmek adına. Rho1 dediğim çekme bölgesindeki üst donatının kastediliyordu. Rho1 üssü dediğim zaman mesnetteki alt donatı, yani basınç donatısını temsil ediyor. Bunlar ne, minimum ne kadar olması lazım? İşte diyor ki TS500'de çekme bölgesindeki donatının en az yarısı olacak diyor. Mesela açıklık için. Vesaire. Buradaki kurallara bakarsınız. Minimum kirişlerde kullanabileceğiniz boyuna donatı çapı, bakın şurada. Maviyle, yani şöyle özetleyeyim size. Yeşil kutuyla çizdiğim şeyler çekme bölgesindeki donatıların minimum ve maksimum sınırlarını, sarıyla çizdiğim bölge basınç bölgesindeki donatılarla ilgili koşulları söylüyor. Mavi kutucuk içerisindekiler donatı çaplarıyla ilgili. Ne yani? Minimum boyuna donatı çapı, en az 12 mm çapında boyuna donatı kullanabiliyorsunuz. Boyuna donatıdan kastım ne? Şu kiriş boyunca giden donatılara, çekme ve basınçla zorlanan donatılara boyuna donatı. Şu etriyelerimize de enine donatı diyorum. Enine donatının minimum çapı kaç? 8 mm. Bundan daha az çapta, daha küçük çapta donatı kullanamazsın diyor. En az kirişlerdeki, kirişleri anlatıyoruz ya şimdi. Beton örtüsü. Beton örtüsünden kastımız neydi? Hatırlayalım. Pas payı dediğimiz şeydi. Yani çekme bölgesindeki donatının merkezinden betonun dışına olan mesafe. Şu. Boyuna donatının merkezinden dışa olan mesafeye. Ne diyor? Eğer bu bir binanın içinde iç bir kirişse 2 cm alsan yeterli. Bunlar minimum ölçüler. Bakın illa böyle alacaksın diye bir şey yok. Burada minimum, siz Antalya'da gibi nemli bir bölgede yaşıyorsanız bu pas payı mesafeleri size daha az gelecektir. Daha çok artırmanız gerekebilir. Neden? Çünkü korozyon riski vesaire daha çok ortadan kaldırabilmek için. Eğer dış cephe kirişi ise en az kullanabileceğiniz pas payı mesafesi 25 mm olarak karşımıza çıkıyor. Peki en üstteki belirtilen ifadeler ne? Buradaki söylediğimiz ifadeler de kesit boyutlarıyla ilgili sınırlar. Mesela diyor ki TS500'de en az B omega dediğim ifade, bakın hemen şurada var T kesitte. B omega dediğim şey, B omega'yı gördüğüm anda kirişin gövde genişliği olduğunu anlayacağım. Şuradaki B genişliği. Genellikle buna B omega olarak isimlendireceğiz. TS500 diyormuş ki en az 20 cm olabilir. Yönetmelik diyormuş ki en az 25 cm olabilir. O zaman ben ne yapmalıyım? Kritik olanı seçmeliyim. Yani 25 cm üzerinden değerlendirmem gerekir. İşte burada maksimum ve minimum diğer parametreler de var. Siz incelersiniz. Daha fazla vakit kaybetmek istemediğim için. Herhalde nasıl değerlendirmeniz ve bakmanız gerektiği anlaşıldı diye tahmin ediyorum. O zaman ben şimdi ne yapacağım? Aslında burada bir şey de eksik bıraktım ama belki daha sonra da tamamlayabiliriz. Ya da şimdi yeri gelmişken ifade edelim. Şimdi biz açıklık için burada gösterdim ya şuradaki ifadeleri nasıl yerleştireceğimiz. Peki mesnet için hesap yapsaydım ben ne yapardım? Hemen bir kaleme geçeyim. Şuradaki mesnet için hesap yapıyor olsaydım. Şu kalemin rengini de değiştirelim ki biraz daha dikkat çekici olsun. Mesnette nerede çekme var? Üstte. Donatıyı nereye atmam lazım? O zaman üste atmam lazım. Hemen şöyle bir boşluk bulabilirsem şurada anlatayım. Mesnette
Nerede? Şurada. Artık bakın açıklıkta nasıldı? Açıklığı tekrar çiziyorum. Böyle bir kestim vardı ve dedim ki burada FC var ve burada da FS var. Bu şekilde gösterdim dedim. FC ve FS. Moment diyagramında nasıldı? Şöyleydi. Buralar eksi, buralar da artıydı. Bu M artı moment için böyle bir şey yaptım. Ama ben mesnet için hesap yapıyorsam, dedik ki üste çekme var. Bu sefer donatı nereye geldi bakın? Üste geldi. Basınç bloğu nerede bu sefer? Basınç olan bölge neresi? Alt taraf. Peki ben betonun basınç bloğunu nerede göstereceğim? Olan aşağıda. Basınç neredeyse, yani siz diyagramınıza bakıyorsunuz, kirişin zorlanmasına bakıyorsunuz. Kesite doğru basınç bakın, kesitten çekme doğru. Niye doğru? Bu tarafa. Ne oldu? Açıklık ve mesnet arasında donatının yerleri değişti, basınç bloğunun yeri değişti. Dolayısıyla kuvvetler de ters takla attı diyebilirim. Yani illaki FC yukarıda olacak diye bir şart yok. Hani o biraz gözünüzde canlansın istedim. Ne yapmaya çalıştığımız. Peki ben şimdi hesaplarla bulacağım ya. Bu denge denklemlerini anlatmıştık. AS ifadesini nasıl hesaplayacağımızı söylemiştik. AS'yi bulduktan sonra yönetmelik diyor ki, ya da şartnamede TS500'de doğrudan hadi bakalım buldum bu donatıyı buraya kestiğine at gibi bir şey yok. Buradaki elde ettiğim donatının alanını yönetmelik ve şartnamede verilen minimum ve maksimum sınırlarla kıyaslamam lazım. Biraz önce de bunu gördük zaten. Neydi mesela? 0.8 FCT'de bölü FY'deydi. Değil mi? Tabloda bahsettik. Minimum donatıyı nasıl yazabiliriz dedik. Rho minimum çarpı AC. Rho eşittir AS bölü AC çünkü. Yerine yazarsanız bakın AS minimum, minimum donatı alanını bu şekilde hesap edebilirsiniz. B dediğim şey ne? Aslında şuradaki genişliğim. Aslında yani B yerine şöyle yazsam çok daha güzel. B omega. Kirişin gövdesinden bahsediyorum diye. İkincisi, bunu niye yapıyordu? Minimum çekme gerilmelerini karşılayabilmek için. Maksimum donatıdan daha küçük olmalı. Maksimumdan donatıdan daha küçük olma şartı neden vardı peki? Süneklik için vardı böyle bir şart. Süneklik için maksimum sınır neydi? Maksimum dediğim tabloda biraz önce yazıyordu hatırlarsanız. %2 ve 0.85 rho b'den küçük olacak diyordu. Rho max dediğim şey bundan küçük olacak. Aslında şöyle bulabiliyor muydum ben? Hatırlarsak dengeli donatıyı anlatırken şu B dediğim neydi? Dengeliyi anlıyordum. Dengeli durumdaki denklemleri anlıyordum. Maksimum dediğim değer benim dengelinin %85'iydi. Bakın burada X için de aynı şeyi söyleyebilirim. X max dediğim şey dengelinin %85'i. Hangi parametreden hangisine geçtiğiniz önemli değil. Kontrolleri yaparken de yani rho, rho max'tan küçük, a, a max'tan küçük, x, x max'tan küçük, as, as max'tan küçük, şöyle yazalım, m, m max'tan küçük. Ne aklınıza geliyorsa kullandığımız parametre, bunların bir tanesinin sağlanması demek, hepsinin sağlanması demek. Yani isterseniz a üzerinden kontrollerinizi yaparsınız, İsterseniz rho üzerinden kontrollerinizi yaparsınız, isterseniz AS alanı üzerinden kontrollerinizi yaparsınız. Hepsine bakmanıza gerek yok. Sadece bir tane şartın sağlanması demek, benim buradaki şartımın sağlanması demek. Peki ben AS max'ı bulmak istesem mesela nasıl hesap edebilirim? Hani buraya demiştik ki girdi neyse oydu değil mi? Yani siz işte girdiğinize bağlı olarak dengeli değerleri AB olarak giriyorsanız buradan elde edeceğiniz değer ne olacaktır? ASB olacaktır. Maksimum değeri girerseniz denklemimizde AS'nin maksimum değerini elde edersiniz. Ya da herhangi bir seviyedeki A değerini elde ederseniz o seviyedeki gerekli donatı alanını elde edebilirsiniz. Evet, şimdi mesela burada baktığımız zaman yine bunlardan çok bahsettim. Biraz o yüzden hızlı geçeceğim. Buradaki kesitte altta çekme var gördüğünüz gibi. Bunu nasıl hesap edebilirim? Donatıyı alta yerleştirip basınç bloğunu üste yerleştireceğim. Dolayısıyla FC kuvvetim burada oluşacak. FS kuvvetim de burada oluşacak demektir. Çekmenin oluştuğu bölgelere ben ne yapıyordum? Donatıyı yerleştiriyordum.
Peki donatı aslında betonun çatlaması engelleyebiliyor muydu? Boyuna donatı yeterli miktarda donatı attığınız zaman yine de engelleyemezsiniz. En dış lif, o beton donatıyı koruma tabakanız var ya, paspayı dediğimiz, en dış lif, en büyük zorlanan lif olduğu için orada da donatı yok. Dolayısıyla ilk önce beton o çekme gerilmelerini karşılamaya çalışıyor ve dayanımı çok düşük olduğu için çekmedeki aniden çatlayarak o yükünü sıfıra düşürüyor. Yani ben bu yükü taşıyamayacağım diyor. Donatı bu sefer devreye giriyor. Tamam diyor, sen endişe etme, ben bundan sonra bunu devralıyorum. Beni mühendis buna göre donatılandırdı. Yeterli donatıyı buraya yerleştirdi. Ben bütün yükü üzerime alabilirim diyor. Eğer siz yeterli donatıyı oraya yerleştirememişseniz ne olacak? Donatı gene yardım edecek. Maksimum kapasitesiyle zorlanacak belki. Ama hala oradaki zorlamaları taşıyamıyorsa bu sefer betonun da devreye girmesi gerekecek. Beton da taşıyamıyor, donatı da taşıyamıyorsa artık orada büyük hasarlar, yani gevrek diyebileceğimiz hasarların yolu açacağı belli diyebiliriz. O yüzden mühendis tasarımıyla elemanlara nasıl hasar görmesi gerektiğini söylüyor. Siz mesela eğer hani sünekliğin şartı neydi? Maksimum donatıdan daha az olması. Onun da mantığını uzun uzun anlatmıştım size. Niye böyle bir şart var? Peki maksimum sınırların altında koyuyorsam ben ne yapmış olurum? Kesitin sünek hasar görmesini. Yani çok sayıda kılcal çatlak oluşacak ama bunlar çok ilerleyip elemanın güç tükenmesini zayıflatmayacaktı. Ama böyle yapmadınız. Siz kesite donatıyı bastınız, işte dengeli durumdaki donatı oranında geçtiniz, neredeyse beton bile girmeyecek duruma getirdiniz kestinizi. Ne olacak demektir? Ve siz öyle bir tasarım yaptınız, kirişte ona göre davranacak. O zaman kirişteki donatılar akma sınırına ulaşamayacağı için, hani orada çok asker var diye anlatmıştık hatırlarsanız. Her birine çok az yük geliyor. Hiç zorlanmasına bile gerek kalmıyor. Dolayısıyla donatı akma sınırına gelmediği için gene gevrek bir şekilde kırılacak. Aniden beton ezilmesiyle. Bunlar bakın çok önemli kavramlar. Betonarme birin en önemli şeyi, davranışsal, kavramsal şeyleri öğrendiğiniz zaman emin olun betonarme 2'de de çok rahat edeceksiniz. Aynı şeyler orada da geçerli. Çünkü kendiniz yorum yapabileceksiniz. Ha, böyle böyle bir davranış vardı. O zaman burada şöyle bir şey yapmam gerekir diye yorumlarınızı katabilmenizi sağlayacak bu da. Mesela bakın burada kirişte böyle bir yükleme varmış. Ne oldu? Moment diyagramını elde ettim. Hemen açıklıkta baktığım zaman şurada bu keste baktığımda ne diyeceğim? Artı moment. Artı momentin anlamı ne? Bakın hemen elastik eğrisi altta çok güzel bir şekilde gösterilmiş. Altta çekme var. Altta çekme çatlakları oluşacak. Üstte ise basınç gerilmeleri meydana gelecek. O zaman ben bu kest için nasıl çizmem lazım? Bakın tekrar etmiş olalım. Alta donatıyı yerleştireceğim. Basınç bloğu üsttedir diyeceğim. İşte kuvvetlerim de şöyle. Artık uzun uzun çizmiyorum. Peki mesnete geldiğim zaman ne demem lazım? İşaret ne? Eksi. Eksi olması ne demek? Bakın üstte çekme yaptırıyor. O zaman üstte çekmenin anlamı ne? Donatı üstte gidecek demektir. Basınç bloğu altta. O zaman bakın buradaki kuvvet çekmeye çalışacak. Alttaki beton basınca çalışacak. O zaman da bunun denge denklemlerini yazacağım. Tamamen sizin sisteminize ve moment diyagramınıza bağlı bir durum. Betonarmede yapılan kabuller neler? Biraz onlardan bahsedelim. Betonarmede ne gibi kabuller yapılıyor? Mesela bunlardan bir tanesi Bernoulli-Navier hipotezi. Bu bizim hesaplarımızı yapabilmemize kullandığımız önemli kriterlerden bir tanesi. Ne demek bu? Şimdi siz şuradaki kirişi görüyorsunuz herhalde. Gri taranmış, boyanmış olan kiriş deformasyondan, yani hiç hasar görmeden ve yani hiç yükleme almadan ya da sehim yapmadan ki hali, ilk halini kastediyorum. İlk halinde şöyle siyahla çizdiği gibi nokta nokta bir şey çizsem ve buraya bir şey yazsam, 1, 2, 3 diye numaralar yazsam mesela üzerine ve ben bu kirişi yüke maruz bıraksam ve yük altında bir deformasyonu, yani bir yer değiştirme meydana gelse. Şekil değiştirmeden önceki düzlem kesitler
bu hipoteze göre şekil değiştirdikten sonra da düzlem kalırlar. Yani ne demek? Artık buradaki şekilde de ya da rengini değiştirsen belki daha anlaşılır olacak. Ha, şuradan yapabiliyordum, pardon. Mesela kırmızı kullanalım. Benim 1, 2, 3 noktalarım artık nerede? Bakın biraz evet bir şey oluştu ama şekil değiştirme oluştu. Üst lifte ve alt lifte uzama ve kısalma oluştu ama yine aynı bu 1, 2, 3 noktaları yine aynı düzlem üzerinde. Bakın yani şurada gösterdiği gibi. Benim ilk baştaki mavi ile çizdiğim kesit şekil değiştirmeden önceki, kırmızı ile çizdiğim de şekil değiştirmeden sonraki. Aslında ben yanına şekil değiştirme dağılımı çiziyoruz ya, bunu çiziyoruz. Yani bu ne demek? Şu beton üst lifte basınca çalıştı. Şuradaki kısım betonun kısalmasını gösteriyor, değil mi? Bakın bundan elde ettiğim epsilon c. Peki alt taraftaki donatının, şu tabii tam donatı seviyesini düşünürsen, donatının uzamasını gösteriyor bakın. Öyle bir nokta var ki tarafsız eksen dediğim nötr bölge. Yani ne çekmeye ne basınca zorlanıyor. Hani size daha önce çizmiş olduğum şu epsilon c ve epsilon s uzama ve kısalmalarını bu şekilde ifade edebiliriz. Yani böyle bir dağılım yok. Hani parabolik bir dağılım. Betonun ne dedik? Aslında betonun basınç dayanımı çok iyi. Yani şöyle düşünürsek, böyle mesela 30 megapaskal basınç taşıyabiliyor. Ama çekme dayanımı çok düşüktü. Şöyle 3 megapaskal gibi, onda biri yaklaşık betonun çekme dayanımı vardı. O zaman aslında ben şöyle yapmam gerekmez miydi? Şimdi ben mesela burada basınç var dedim. Alt tarafta da çekme var dedim. Geldim. Buradaki basınç bloğunu buraya yükledim. Sonra burada çekme var. Ama bunun öyle bir noktada bir tarafsız bölgesi var, değil mi? Şöyle bir noktada mesela. Şurada bir yerde de tarafsız ekseni var. Tarafsız eksenin altı bu kesit için ne? Çekme bölgesi. Üst tarafı basınç bölgesi. Tamam. Beton basınca çalıştı. Tamam. Bunu dikkate aldım zaten. Alttaki donatı da çekmeye çalıştı. Onu da dikkate aldım. Ama bir de burada beton var. Buradaki beton da bir miktar aslında çekmeye çalışıyor ve katkı sağlıyor. Ama bu katkı o kadar küçük ki ben bunu hesaplarımda her zaman ihmal edeceğim. Yani betonun çekme dayanımıyla ilgili hesaplarımı eğilme hesaplarında, basit eğilme hesaplarında dikkate almayacağım. Şimdiye kadar hiç göstermedik dikkatinizi çektiyse. Ama aslında var mı öyle bir gelin? Tabii ki var. Peki donatının basınç ve çekme altındaki davranışları nasıldı? Bir de onu hatırlayalım. Donatıyı çekmeye maruz bıraktığın zaman böyle bir gerilme davranışı varken, aynı donatıyı basınç altında gerilmeye, yüke bıraktığın zaman da bu şekilde bir davranış var. Yani çekme ve basınç altındaki davranışları değişmiyor aslında donatının. Tek şey ne? Basınç altında burkulma riski var donatıda ve bunu mutlaka engellemem lazım. Bunu da nasıl engelleyebilirim? İşte etriye sıklaştırmaları yeterli aralıklarla etriyeleri yerleştirerek mesela bunu engelleyebilirsiniz mümkün olduğu kadar. Ancak ben hani şurası neydi? Akma sahanlıydı ve bu dayanım artışına da pekleşme diyordum. Ben bunu dikkate almayacağım hesaplarımda. Pekleşme hesaplarını ancak kritik olan, işte o kesme güvenliği takiplerini bu döneme anlatabilirsek orada daha çok işin içine girecek. Ben donatının gerilme, şekil değiştirme, grafiği, dağılımını bu şekilde kabul edeceğim. Diyeceğim ki ben pekleşmeyi dikkate almıyorum. Şu bölgede doğrusal elastik davranıyor. Bu bölgeden sonra ise donatı akma noktası burası. Aktıktan sonra da herhangi bir noktada epsilon SU, yani nihai kopma noktasına ulaşıyor diyeceğim. Beton ve donatı ile ilgili kullanacağım gerilme, şekil değiştirme dağılımları burada verilmiş. Evet, herhalde dersi örneklere geldim. Ders bitti. Gençler anlaşıldı mı? Yani sormak istediğiniz bir şey var mı? Artık Perşembe günde uygulamaları çözüp bu slaytı bitiririz herhalde. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizden çok rica ediyorum. Öncelikli olarak
Dediğim gibi şeydeki videoları izlerseniz, eğer o dersleri kaçırmışsanız, bu ders biraz daha örneklere kadar anlamsız kalabilir. Mutlaka öncesindeki dersleri dinleyerek Perşembe günü gelirseniz çok daha kavramsal şeyler yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. O zaman Perşembe günü inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.